Selamun aleyküm. Kardeşlerim hepinize merhabalar. Bugün sizlere hepinizin sıkıntıya düştüğü, birçoğunuzun da çözüm bulamadığı parazitle yani bitlerle mücadelenin nasıl olacağından bahsedeceğim. Aslında bu çok basit bir mevzu. Kızma. Heyecan yok, sakin. Anlatacağız. 2 dakika duracağım böyle. Şimdi arkadaşlar, hayvanlarımızın üzerinde bitle mücadele etmezsek, hayvanın üzerine gelen parazitler, bitler hayvanın maalesef kanını emerek zayıflatır ve genişlemesini engeller. Öyle söyleyeyim size. Bitle mücadele nasıl şekilde yapılır? Çok basit. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kümesi değil, hayvanlarımızı bitten kurtarmamız lazım. 3-4 senedir kullanmış olduğum Batik marka ilaçtan bahsedeceğim size. Batik'in en etkili özelliği şudur. Arınma süresi 0 gündür. Yani hayvanlara biz aşılamayı yaptığımızda, yani bu ilaçlamayı yaptığımızda sabahleyin yaptığı yumurtaları yiyebiliriz. Özellikle yumurta firmalarında yumurta tavuğuyla üretim yapan arkadaşlar yumurtalarını 7-8 gün çöpe atmamaları lazım. O sebeple böyle arınma sürelerinin 0 gün olan ilaçları kullanmanı tavsiye ederim. Bu batiyi hayvanın üzerine uyguladığınızda 1 saat içinde, diyelim ki 1000 tane bit var hayvanın üstünde, hiç fark etmez. 1 saat sonra kökünü kazımış olacak arkadaşlar. O sebepten dolayı sizlere batiyi şiddetle tavsiye ederim. Uygulaması da çok basit. İçinden şırınga yardımıyla işte 2 cc kadar çektiğimizde bir hayvana yeterli olacak derecede ilacımızı alıyoruz. Çok basit. 2 cc çektiğimizde bir hayvana uyguladığımızda birazdan göreceğiniz gibi mükemmel derecede sonuç alırsınız. Şimdi yapmamız gereken basit. Öncelikle hayvanın kuyruğunun hemen üst kısmında bir deri noktası bulup, tek başıma yaptığım için zorluyor, siz iki kişi yapmaya çalışın. Şırıngayla birazcık çek, bir damla iki damla fark etmez. Kuyruğunun tam üst bölgesine enjekte ettik. Hemen ensenin dibinden de derinin üstüne gelecek şekilde enjekte ettik. Bir ikinci noktamızı bitirdik. Üçüncü nokta kanat üstündeki deri bölgesi. Buna da aynı şekilde uygulamamızı yaptık. Dördüncü de sağ kanattaki deri üstünü uygulamasını yaptık. Ve hayvanımıza 1, 2, 3, 4 noktadan ilaç enjektemizi ettik arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hayvanın üzerinde 1 saat içinde Allah'ın izniyle bit, pire, böcek kalmayacak. Ve bu hayvanın daha rahat ettiğini, daha şöyle bir yayıldığını, nefes aldığını hissedeceksiniz. Bunlarda inceden bit oluşumu başladı. Çünkü sıcaklarla beraber bit gelişmeye başlar. Öyle söyleyeyim. Yani kümesinizde soğuk iklimlerde çok fazla bit böcek bulamazsınız. Ama sıcaklar başladığında dışkıların üzerinde kümesin ahşap bölgelerinde bitlenme olursa vay Allah, hemen birden ilaçlama müdahalesine başlayın. Yoksa anlamazsınız hayvanın nasıl çöküp gittiğini. Bir de tüm ırklarda olması gereken şu kloaka bölgesi, yani arka bölgesinde böceklenmeler olur arkadaşlar. Bunlar için de daha farklı bir ilaç tavsiyem var. Bunu temizler ama temizlemezse piyasada Can Hiper diye geçen ilaçlar var. Bu ilaçtan alıp kullanabilirsiniz. Kümeslerinizde de Sebasil marka ilacı kullanabilirsiniz. Kümesleri komple Sebasil ile ya da Can Hiper dediğimiz ilaçla komple bit ilacı yapabilirsiniz. Birinci detaydan bahsedelim. İlaçlamayı bugün yaptığınız kümes için bahsedeceğim. Bunda sıkıntı yok. Yani batikte sıkıntı yok. Batik hayvanı zaten temizleyecek. Kümeslerde ilaçlamayı yaptık. Annesini babasını öldürdük diyelim. Bitin. Bundan çıkacak olan yumurtalar var. 3 gün sonra tekrardan çıkacak olan yumurtalara da aynı şekilde kümes ilaçlaması yapmanız lazım. Sonra kümesiniz kökünden, bitten, pireden arınmış olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu hayvanlarda kloaka bölgesine, paçalı hayvanlarda da şu kılıçların dip bölümlerindeki böceklerini kontrol altında tutun. Allah muhafaza, böylesine devasa hayvanlarınız, maşallah kaldıramıyorum bile, bayağı iri bir hayvan. Böyle devasa hayvanlarınızın bitten terk olmasını istemiyorsanız ilaçlamanızı yapın arkadaşlar. Bu videomuzda şimdilik bu kadar olsun diyelim. Kümesi görüyorsunuz.
Yakında bu kümeste artık canlı yayın açıp sizlere hayvanlar büyüdüğü zaman tabi canlı yayında da kümesimizi izleteceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.